Merhaba arkadaşlar. Bu videoda iki sayının toplamını gerçekleştirebildiğimiz ve sonuç olarak ekranda gösterebildiğimiz bir pencere uygulaması gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Taslak pencereyi genişletiyorum. Bunun için bir butona ihtiyacım var. Hesapla butonuna. Butonu yerleştiriyorum. Hemen ardından 3 tane yazı kutusu yerleştiriyorum. Biri butonun altında olmak şartıyla. Elbette bu bir şart değil. Bu bir düzen. Şöyle ki yukarıdaki 2 adet yazı kutusu toplanacak 2 sayıyı temsil ediyor ve butonun altındaki ise bu 2 sayının toplamlarını göstereceğimiz sonuç yazı kutusu. Hemen buton hazır seçmişken üzerindeki yazıyı değiştiriyorum. Diyorum ki hesapla. Ardından yazı kutularının isimlerini değiştiriyorum. Birinci, hemen altında ikinci, onun da altında sonuç diyorum. Kaydediyorum. Hesapla butonuna çift tıklatıyorum. Benim için bir metot oluşturuyor arayüzeyimiz, geliştirme ortamımız. Buraya 3 adet A, B ve C olmak üzere tam sayı değişkeni oluşturuyorum. Esasen matematiksel işlemler bu tam sayı değişkenleri içerisinde gerçekleşecek. Tabii ki değerleri daha önce bunların içerisine yerleştireceğim. İlk değerimiz birinci, yani şu yukarıdaki, en yukarıdaki birinci ismine sahip yazı kutusundan alacağımız değer. Tabii doğrudan biz birinci nokta text dersek mantık olarak doğru bir şey yapmış oluruz. Fakat programatik olarak bir hatamız var. Bu bir yazı ve integer tam sayı değişkeni içerisine atmaya çalışıyoruz bunu. Hemen baş kısmına ben int parse diyerek bunu sayıya çeviriyorum. Bir tam sayıya çeviriyorum. B eşittir int nokta parse ikinci text diyerek de ikinciyi gerçekleştiriyorum. İkinciyi ikinci ismine sahip yazı kutusunun içerisinden sayıyı alıyorum. Sayımız öncelikle yazı şeklinde. Tam sayıya çevirip B'nin içerisine atıyorum. Hemen arkasından işlemimi gerçekleştiriyorum. C eşittir A artı B diyorum. C'nin içerisine A'yı B'yi toplayıp koyuyor. Bu defa sonuç nokta text şeklinde ki ifademi yazıyorum. Çünkü burada görünmesini istiyorum. Bu sonuç yazı kutumuz, sonuç ismine sahip yazı kutumuz biliyorsunuz. C'yi içerisine atmam yeterli, fakat burada şöyle bir problem var. Görüyorsunuz altını çizdi. Bu defa da C bir sayı, sonuç nokta text ise bir yazı. Bunu da C nokta toString metodunu kullanarak, parantezleri unutmuyoruz çünkü bu bir metot, metodunu kullanarak gerçekleştiriyorum. F5'e basıyorum son haliyle. Geliyorum buraya, mesela 5 yazıyorum. 3 yazıyorum. Sonuçta hesapla dediğimde bana 8 ibaresini veriyor. 50 ve 30 vermiş olsam bu defa da tabii ki 80 sonucunu verecektir.